6 Şubat depreminin birinci yılına giriyoruz bu hafta. Yitirdiğimiz resmi rakamlara göre 50-51 bin, gayri resmi rakamlara göre işte bazı eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın söylediği gibi 130 bin ama kimi resmi olmayan rakamlara göre işte 300 bin, 500 bin arası söylenen bir rakamlar var. Depremin olduğu gün 6 Şubat sabahı işte biz ne yapalım dedik, büyük bir deprem dediler işte bu Malatya dahil bütün 11 ili etkileyen büyük bir deprem olduğunu bize söylediler. Biz de haliyle yakınlarımıza ulaşmaya çalıştık. İşte herkesi aramaya çalıştık. Fakat o gün iletişim sağlanamadı. İletişim sadece benle değil, diğer bununla ilgili kimse sağlayamadı. Fakat daha sonra biz iki gün ulaşamayınca, üçüncü gün ulaşınca işte orada kuzenlerimin deprem göçüğü altında kaldığını öğrendim. Üçüncü günden sonra öğrendim ve hala ulaşılamadığını söylediler. Üçüncü günden sonra iletişim yavaş yavaş sağlanmaya başladığında ben bunun şeyini anlamaya çalıştım yani. Çünkü bir hasbelkader, çünkü biz iki gün gerçekten ulaşamadık. Neden bu? Neden ulaşılamadı diye bunu araştırırken Selçuk Bey'in tweetini gördüm. İşte ilk günden beri iletişimi İHA ve SİHA'larını sağladığını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Fakat daha sonra ben araştırdığımda birçok haberde AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, bir de Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nın Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarını gördüm. Orada şunları söylemişlerdi. Demişlerdi ki işte evet, bizi geciktiren iki ana sebep vardı. Birincisi olumsuz hava şartları, ikincisi İHA ve SİHA'lardan iletişim alamadığımız için iletişimi sağlayamadık diye bir ifadeleri vardı. Ben de bir farkındalık yaratmak için işte böyle bir tweet attım. Neydi o tweet? O tweetin içeriğine geçersek, tweetin içeriğinde şu vardı. 6 Şubat depreminden sonra iletişim sağlanamadı. İletişimi İHA ve SİHA'lar değil, TSK'nın kendi bünyesinde yaptığı, geliştirdiği Anka ve Aksungurlar sayesinde iletişimin sağlandığı ve üçüncü günün iletişimin normale döndüğüyle ilgili bir tweet attım. Tabii daha halen yakınlarımızın birçoğuna ulaşamazken, ararken ayın 25'iydi sanırım, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden telefon geldi. Aydın Bey, hakkınızda bir savcılıktan bir yazı geldi. Konuyla ilgili buraya gelmeniz lazım. Levent Polis Karakolu'na gittim. O gün ilk orada öğrendim. Neydi? İşte Selçuk Bayraktar hakkımda 150 bin lira tazminat davası açmış. Durumumu bilgilendirmek için, yani bana bilgi vermek için ve bir de durumumla ilgili, maddi durumla ilgili bilgi almak için Levent Polis Karakolu'na gittim. Bu ifadeyi verdim. Tabii daha sonra bu biraz zamanla bu dava hukuk mahkemesine celp oldu. İstanbul 30 Asya Ceza Mahkemesi'nde dava görülmeye başlandı. Dava günü verildi. Mahkeme gününe kadar işte araştırdım. İşte nedir? İşte AFAD Başkanı'nın söylemlerini, İsmail Demir'in söylemlerini hepsini çıktı olarak aldık. Mahkemeye birkaç gün önceden dilekçe olarak sunduk. Mahkeme gününe gittik. İşte Selçuk Bey'in avukatları gelmişti. Ha, avukatları dedi, müvekkilimiz bundan dolayı çok rencide oldu, manevi kayıp yaşadı dedi. Zaten manevi tazminat davası açmış. Ben dedim ki bir dahaki mahkeme gelsin dedim. Nasıl bir manevi kayıp yaşamış bize anlatsın dedim. Burada manevi kaybı yaşayan bizleriz. Biz o gün öldük. Bizler o gün öldük. Kusura bakmasın ama öldük dedim. Yakınlarımız öldü dedim. Gelsin burada bize anlatsın nasıl bir kayıp yaşamış. Nasıl bir manevi zarara uğramış, bize anlatmasını istiyorum dedi. Zaten ona da gerek kalmadı. Hakime Hanım da zaten dosyayı ben yetkili değilim dedi. Gönderdi. Dosyayı Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimine sevk etti. Aslında kısacası şu, başından attı diyebiliriz. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimine gönderdi. Orada da uzun süre kaldı. En sonunda 16. Asiye Hukuk Mahkemesi'ne dava tevdi edilmiş. 16. Asiye Hukuk Mahkemesi de geçen gün öğrendim, depremin tam birinci yılına girerken, düşünün. Girerken şunu öğrendik, evet bu dava bana geldi ama ben de yetkisim demiş. Dosyayı demiş, Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderiyorum, o karar versin hangi mahkemenin yetkili olduğuna demiş. Aslında bu kararlar,
Bu alınan bu hukuk kararları aslında ülkede hukukun, anayasanın, kanunların nasıl ilga edileceğinin birer örneğidir. Yani duruma, şeye göre kanunlar o günkü zaman şartlarına göre, tarafların durumuna göre, tarafların şahsi konumlarına göre nasıl değişebileceğinin birer örneğidir. Yani şimdi burada bu tibitten dolayı eğer ben yargılanacaksam bir maddi kaybı olmuşsa Selçuk Bey'in 150 bin lira bunu vereceğiz. Eğer herhangi öyle bir 150 bin lira maddi kaybı olmuşsa. Kaldı ki burada maddi kayıptan önemlisi manevi kayıptır. Çünkü yitirilen canlar var. Yani eğer mahkeme de böyle bir cezayı bize hak görürse Türkiye'de hukukun geldiği aymazlıklardan biri diyebiliriz bu kararlara. Aslında nedeni basit. AKP'nin uyguladığı bu baskı rejiminin aslında karşılığı bunlardı. Biz toplum önünde olan insanlara şunu yapıyor AKP. Yargıyı bir silah olarak kullanıyor. Ya benim dediğim gibi olacaksın, belirlediğim bir daire çerçevesinde bana muhalif olacaksın ya da yok olacaksın. Biz bunu bir hukuk çerçevesinde anayasanın bize verdiği kanunlardaki güvenceler, anayasal haklarımızla biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz.